Merhaba arkadaşlar. Eğitimde dönüşüm çoktan başladı. Bolca yeni model, gelişen teknoloji ile birlikte uzayan özellik tabloları, birçok üründe olduğu gibi dizüstü bilgisayarlar konusunda da karar vermek hiç kolay değil. Bizim bu uzaktan eğitimin içinde laptop çizimini izlemek isteyen büyük küçük herkes buradan bizleri izleyebilir. Notebook nasıl çizilir? Laptop nasıl çizilir? İki sola ve sağa çizgilerimi dik bir şekilde indirip şimdi ekranımı çizmek için soldan sağa ekranımın üst kısmını tamamlayıp hemen altından ekranımın alt çizgisini klavye ile birleştireceğim arkadaşlar. Herkes için farklı özellikte uzaktan eğitim konusunun öneminin arttığı şu günlerde laptop nasıl çizilir? Bunu hep birlikte deniyoruz. Ekranımızı çizdik. Altına klavyemizin kısımlarını dar bir açı şeklinde aşağı doğru hafif çıkıntılı, bakın bu şekilde diğer çizgimin eşit uzunlukta klavye kısmını çizdim. Şimdi en alttaki çizgiyi birleştireceğim. İnce bir bilgisayar olacak. Koronavirüs pandemisi de eğitimde büyük bir değişimi bizim için tetikledi. Dizüstü bilgisayar ya da laptop, yani taşınabilir türden, genellikle ekran ve klavye olmak üzere İki parçadan oluşan bu kişisel bilgisayarımızı çiziyoruz bugün. Bakın alt kısmındaki hem bilgisayarımın kalınlığı olacak şekilde çizdim. Ekranımın boyutlarını ayarlıyorum arkadaşlar. Gerek kolaylık olsun, gerek taşıma konusunda çok rahat şekilde her yere götürüp kullanabileceğimiz bilgisayarlar. Laptop demek İngilizce bir terim. Laptop dilimizde dizüstü olarak da biz kullanıyoruz. Bilgisayarlar çocuklar için oyun ve eğlenceden fazlası. Hayal gücüne ve büyük fikirlere açılan sanal kapılardır bilgisayarlar. Bu değişim bizim teknoloji, dijital teknoloji gelişmesiyle birlikte her geçen gün hız kazandı. Uzaktan eğitimde de hızlı uyum sağlayan, altyapı yatırımını yapan ve teknolojilerini kullanım konusunda böyle bir birikime değer veren eğitim kurumları ayakta kalıyor. Dijital uçurum ise derinleştikçe derinleşiyor. Bu durumdan ise hiç şüphesiz en çok çocuklar etkileniyor. Masaüstü bilgisayarlar daha çok alan, sıkıntısı olmayan kullanıcılara hitap ediyor. Genel olarak laptoplardan daha iyi performansa sahip olan masaüstü bilgisayarlar, tıpkı dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi günlük böyle işlerimizde bize yardımcı oluyor. Ayrıca masaüstü bilgisayarlar İşlemci ve ekran kartı gibi hassas parçaların yükseltebilmesiyle beraber laptoplara göre biraz daha uzun süre kullanılabiliyor. Ben klavyemi, bakın arkadaşlar, yine alt taraftaki çizgimi yan taraftan indirdiğim açıyla klavyemi çizdim. Ekranımın ortasından görmüş olduğunuz gibi klavyeme doğru tam ekranın ortasından artık tuş takımlarını yapacağım. O tuş takımları için hemen düz bir çizgi çizeceğim. Bunu ekranı 3'e böleceğim. Bakın bu birinci çizgimi, tuş takımlarımı çiziyorum. Daha sonra ikinci çizgimi çiziyorum ve hemen yan tarafa da soldan sağa doğru çizgilerimi götürüyorum.
öğrenciler katılamadıkları derslerin tekrarlarını sistem üzerinden istedikleri zaman, istedikleri kadar tekrar edebiliyorlar. Bakın şimdi Ekin Hanım'ın kamerasını da yaptım. Şimdi sevimli laptopumun ekranına sol ve sağ olmak üzere gözlerini çizeceğim. Bu arada ekran çözünürlüğü ve ses kalitesi bilgisayarımızı kullanım için çok önemli. Daha yüksek ses kalitesine ihtiyaç duyduğunuz takdirde bilgisayarınıza hoparlör de bağlayabilirsiniz. Uzun süreler bilgisayar başında vakit geçiriyorsanız arkadaşlar, aldığınız bilgisayarın ekran kalitesinin önemi de çok çok artıyor. Bizim o klasörün içerisinde fotoğraflarımı, ders videolarımı ya da aldığım notları Word, Excel tablolarını onların içerisine atabilirim. Bilgiye ulaşmak kolay ve çok bilgi var. Yapmanız gereken önce çalışıp neyin doğru, neyin yanlış olduğunu öğrenin arkadaşlar. Ve EBA teknolojiyi bir amaç olarak değil, bir araç olarak kullanmak amacıyla tasarlanan sosyal bir eğitim platformu. Hiçbir ders kaçırılmadığı için tüm konular anlaşılmış oluyor. Taşınabilir cihazlar için önemli bir özellik olan uzun batarya ömrü, notebookların, laptopların yüksek performans sağlayan ve internete erişim ve temel görevleri yerine getiren ideal cihazlar olmalarını sağlıyor. Geri dönülmez bir yolculuğa çıktık. Bu yolculukta biz birlikte laptopumuzu çizdik ve daha nice nasıl çizilir videolarında görüşmek üzere. Zamanını bana ayırdığın için teşekkür ederim. Bir dahaki etkinlikte ve resim çizimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.